Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlattınız. Onlara Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız. Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkan Vekilim, Cumhuriyet Başsavcım, değerli daire amirlerim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma programını arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Çelenklerin sunulması, kaymakamlık makamı çelengi arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi. Teşekkür ederim.
konuşmasını yapacaktır. Arz ederim. Değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer kutlular, sevgili öğrenciler. Büyük milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyet'in 90. yılını kutlamaktayız. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehit ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetin ilanı ülkemizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelemizin sonunda milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Böylece milletimiz kendi geleceğini ve kendi kaderini bizzat kendisinin belirlediği bir yönetim şeklini benimsemiştir. Cumhuriyet idaremizde milli sınırlarımız içinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimize vatandaşlık bağıyla bağlı bulunan her vatandaşımız hiçbir fark ve ayrımcılık gözetmeksizin eşit kabul edilmektedir. Milletimiz kederde, kıvançta ve tasada birdir ve beraberdir. Cumhuriyetin en önemli fazileti eşitlik, adalet, hürriyet ve özgür seçimdir. Millet egemenliğine dayanan, gücünü millet iradesinden alan Cumhuriyet rejiminin temel esasları, bireylerin hak ve özgürlüklerini teminat altına alması, herkese fırsat eşitliği sunması, toplumda adalet duygusunun yerleşmesini sağlayacak bir hukuk düzenini tesis etmesidir. Bugün ülkenin eşit haklara sahip, asil ve özgür vatandaşlarıdır. Ve ayrım gözetilmeksizin herkes Cumhuriyetimizin gerçek sahibidir. Cumhuriyet, çağdaş hukuka dayalı bir devlet idaresi olduğu kadar aynı zamanda halk içinde bir yaşam tarzıdır. Kadının erkekle eşit hale gelmesini, toplumsal ve kamusal hayatta hak ettiği yeri almasını sağlayan cumhuriyettir. Cumhuriyet bir büyük dönüşüm, hayatın her alanında bir zihniyet devrimidir. Dünyayla birlikte düşünebilmek, zamanın ruhunu yakalayabilmek, evrimsel uygarlığın ortak dilini konuşabilmektir. Değerli kutlu hemşerilerim, milletimiz, Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal ve aziz silah arkadaşlarıyla birlikte tarihte eşine ender rastlanacak bir mücadele vermiş, yurdumuzu işgalcilerden kurtarıp bu toprakları tekrar vatanımız haline getirmişlerdir. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde kuruluş amacında bu topraklarda yaşayan hiç kimseyi ötekileştirmek, dışlamak, küçük görmek, aşağılamak yoktur. Bu cumhuriyet, bu vatan herkesindir, hepimizindir. Cumhuriyet idaresinde demokratik yönetim biçimlerinde otokratik zihniyete, baskıya, herhangi bir zümreye, imtiyaza yer yoktur. Bu ülke, bu cumhuriyet nasıl hep birlikte kurulmuş ise yine hep birlikte idare edilecek, hep birlikte yüceltilecektir. Güçlenen, büyüyen cumhuriyetimizin 90. yıl dönümü idrak etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Nice 90'lı yılları çok daha mutlu, çok daha coşkulu kutlayabilmeyi diliyor. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Binlerce yıl önce demir dağlara delen, adını taşlara yazan, çağlar ötesine taşıyan ulusumuz, şimdi çorak topraklarda susuz bırakılmış, kurumaya yüz tutmuştu. Kökü binlerce yıl ötesine uzanan ulusumuz, şimdi serpilip gelişeceği bir rüzgar bekliyordu. Bu rüzgar cumhuriyet rüzgarıydı, özgürlük rüzgarıydı. 29 Ekim 1923'te beklenen rüzgar esti. İşte o an Türk'ün kaderi değişti. Barış Ortaokulu öğrencilerinden Nadide Şeval Şimşek, Akdeniz'e doğru adlı şiiri okuyacaktır.
Öğrencimize teşekkür ederiz. Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet, üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet. İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi, hürriyetsiz sürülmek, ölüm uykusu gibi. Merkez İlköğretim öğrencilerinden Gizem Aktaş, Bugün adlı şiirini okuyacaktır. Atatürk ve Cumhuriyet adlı oratorya gösterisi sunacaklardır. Bütün diller de o söyler.
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'm, biz senin için can verdik, can alırız. Türkiye'm, biz ardından her lahza can buluruz. Cumhuriyet, ülkemin merhemi, tek ilacı. Atatürk, bu milletin hep olmuştur baş tacı. Barış Ortaokulu öğretmenleri Nilgün Zengin Tel ve Deniz Aydın tarafından hazırlanan Milli adlı gösteri sunulacaktır. Thank you.
Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal edildiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Mustafa Kemal Atatürk. Bahri Nafis Kayalı İlkokulu sınıf öğretmenleri Ilgın Zaman ve Bennur Işık yönetiminde hazırlanan Vakka Vakka dansı gösterisi yapılacaktır. Oh.
teşekkür ediyoruz. Sizler hepiniz geleceğin bir günü yıldızısınız. Ülkeyi asıl ışığa doğacak sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu düşünün. Ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi de şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir. Şiir dalında birinci olan Atamın Armağanı Cumhuriyet adlı şiirle Barış Ortaokulu'ndan Sevim Hazar. Resim dalında birinci olan Atatürk İlkokulu'ndan Demet Tekin. Kompozisyon dalında birinci olan Kulp Sesi öğrencilerinden Kübra Tuncer. Ödüllerini vermek üzere Sayın Kaymakamımız Mehmet Maraş'ı davet ediyorum. Arz ederim. Öğrencilerimizi tebrik ediyor. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Şiir dalında ikinci olan Cumhuriyetin Kurucusu adlı şiirle Yatlı Bölge Okulu'ndan Zeynep Tanrıkulu. Resim dalında ikinci olan Vali Nafis Kağlı İlkokulu'ndan Melek Esmer. Kompozisyon dalında ikinci olan Kulp Lisesi öğrencilerinden Hatice Zümrüt. Ödüllerini vermek üzere Garnizon Komutanımız Sayın Aydın Kutlu'yu davet ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, Sayın Komutanımıza teşekkür ediyoruz. Şiir dalında üçüncü olan 29 Ekim adlı şiirle Atatürk İlkokulu'ndan Güneş Başer. Resim dalında üçüncü olan Yatlı Bölge Okulu'ndan Sümeyye Şahin. Kompozisyon dalında üçüncü olan Kulp Lisesi öğrencilerinden Gülsüm Yaman. Ödüllerini vermek üzere Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Şemsettin Dengiz'i davet ediyorum.
Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm öğretici gruplarına katılacağı geçit töreni için tören komutanı Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Tuba Karakoy'un merasim geçiş çağrısı yapacaktır. Geçit töreni boyunca öğretmenlerimize yatlı bölge okulu bando takımı maaşlarıyla eşlik edecektir. Geçsin izliyoruz.